Yemin töreni dünya diplomasisinin çok sayıda önemli ismine de ev sahipliği yaptı. 21'i devlet başkanı, 13'ü başbakan, 78 ülkeden üst düzey isim Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı. Erdoğan konuşması sırasında hem dosta hem düşmana hem de siyaseti dergi manşetleriyle hedef alanlara seslendi. Türkiye deyince gözleri parlayan, gözyaşı döken, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm kardeşlerime şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Kalbi Türkiye ile atan herkese teşekkür etti. Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Siyaseti manşetlerle şekillendirme girişimlerinin notları arasına ekledi. Şu anda aramızda bulunan Venezuela başkanına milletim adına hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni dünya diplomasisinden de yoğun bir katılıma sahne oldu. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev kardeşime tekrar hoş geldiniz diyorum. Maduro'dan can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e yakın dostlara tek tek teşekkür etti Erdoğan. Devlet başkanlarının sayısı fazla. Tek tek saymaya şu anda kalkarsak herhalde yeniden konuşmayı yenilememiz gerekecek. Göreve başlama töreninde 21'i devlet başkanı, 13'ü başbakan ve 78 ülkeden üst düzey isim vardı. İsim sonuna kadar saymayı çok arzu ederim. Buna da herhalde biraz vakit noktasında sıkıntımız var. Ama bu akşam zaten yemekte beraber olacağız ve yemekte de özel muhabbetimizi geliştireceğiz. İsveç'in üyeliğini görüşmeyi bekleyen Stoltenberg'i de unutmadı. Özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmanın şifreleri arasında Türkiye yüzyılının kırmızı çizgileri de vardı. Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınırları içinde ve dışında terör örgütleriyle daha kararlı mücadele eden mavi vatanda kendisinin ve kardeşlerinin hakkını daha güçlü gözeten, her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır.